Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Arkadaşlar, akvaryumu kurdum. O bahsettiğim. Şöyle bu videoda da onu bir çekeyim dedim. Tabii akvaryum kurulumu videosunu daha atmadım. Bu videoyu önce atmayı planlıyorum ama da yani balıkları da ekleme videosu falan filan. Onları da sonradan size normalde ilk eklemem lazım ama sonradan çekmeyi atmayı planlıyorum. Arkadaşlar, önce akvaryumdan mı başlayalım yoksa malzemelerden mi başlayalım? Bence önce gördüğünüz gibi balıklardan başlayalım. Şöyle arkadaşlar, beyaz prenseslerim var. Burada mapangalarım var. Gördüğünüz gibi şu mavi olanlar, mavi prenses gibi olanlar mapanga. Şurada da bir tane erkek mapanga. Ama şunun erkek olduğundan %100 eminim. Sarı prenseslerim var. Türler bu kadar. Toplamda 13 adet balık var ama belki 2 tanesi falan gidebilir. Yani fazla olan erkekleri gönderebilirim. Çünkü bunlar büyüdüklerinde, erkekler de özellikle çok büyük bir akvaryum değil. 1 metre olmasına rağmen ciltlere göre küçük bir akvaryum. O yüzden ya bazılarını eksilteceğim ya da akvaryumu büyüteceğim. Bu arada sesim de gitti şimdi. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Arkadaşlar, iç filtreyi aldık 87 liraya ama duruyor orada, iç filtre çok ses çıkartıyor diye. Bir tane dış filtre aldım. Tetra X800, onun da kutu açılım videosunu çekeceğim. Şöyle, burada dış filtre suyu çekiyor gördüğünüz gibi. Buradan veriyor sıfır ses. Söyleyeyim size. Şöyle, şuradan da göstereyim. Bu arada yansımadan da şöyle el sallayayım. Altına kumu değiştirdik. Silis kumu aldım. Yani pardon, silis kumu diyorum. Ya mercan kırığı mıydı? Neydi bunun ismi? İşte cikletler için bir kum. Bunun dışında şöyle arkadaşlar, burada belki en pahalı ekipman dış filtreyin, yani dış filtreyi çıkartırsak bu masaydı. Demir profili bu masa. Gördüğünüz gibi dışı kaplama, içinde demir profil masa var. Gene şöyle akvaryumda şöyle bir çekeyim balıkları. Az çekmemiş olayım. Takılıyorlar bunlar böyle. Şu mapangaları çekmeye çalışıyorum ama şu kıpır kıpırlar hepsi. Böyle uzaktan daha çok gözükür. Şimdi elimde titriyor birazcık. Şimdi dış filtreyi gösterirken aynı zamanda profilleri de gösteririm. Demir, burada dış filtre var. Gördüğünüz gibi şurada inout yeri falan filan, böyle bir dış filtre, altına leğen koyduk. Su kaçağı varsa eğer, yani her yer ıslanmasın, batmasın diye bir leğen koyduk buraya ama su kaçağı Allah'a çok şükür yok. Burada gördüğünüz gibi demir, gene bahsettiğim demir profil. Aynı şekilde burada sünger, işte iç filtrenin süngeri, onu boş verelim. Burada ne var? İşte iç filtrenin kutusu var. Bir tane kepçe var. İşte şu yeni aldığım hava motoru var. Bunu Artemia'ları çıkartmada kullanacağım. Burada benim kullandığım, gene malzeme videosunda da atacağım onu. Malzemeler var. İşte ondan sonra şurada yemim var. Burada kovadan bölme yemim var, dip yemi. Sonra Artemia'lardı. Şurada gördüğünüz gibi Artemia'lar. Elyaflar var şurada. Burada da Artemia çıkartma seti yapmaya çalıştım ama çok şuradan su kaçağı olup durduğu için en sonunda pes ettim. Yani su kaçağı olup duruyordu. Bir yeri ya kaçırıyor muyum, ne yapıyorum bilmiyorum ama bir türlü yapamadım. Yani o kadar. Pek bir şey yok işte. Şuraya altına strafor köpük koydum. Hani bunu söylememe gerek yok. Başka da akvaryumda şöyle bir tane de vitamin var. Şurada vitamin aldık balıklar için. Çok gerek olduğunu sanmıyorum ama yani biraz daha balıkların hızlı büyümesini sağlar. Tabii en iyi seçim balıkları hızlı büyütmek için Artemia. Onun dışında işte iç dekorlardan bahsedeyim. Bir tane şurada kale var. Böyle bayağı bölmesi var içinde. Bu tane 30 üretim küpü var. Şuraya da sahilden topladığım delikli bir tane taştı, normal taş işte. Yıkadım, kaynar sudan geçirdim onları bir. O kadar. Sonra koydum. Zaten
balıklarda böyle takılıyorlar. Daha bunlar bu arada 4 santim 5 santim boyutlarında. Büyük ihtimalle tahminim 7 ila 8 santimde yavru vermeye başlayacaklar. Yani bir ay sonra. Orada ne oldu la? Şu mapanga. Şu mapanga cinsinden biraz şüpheliyim. Hasta gibi. Bu değil de arkaya gitti. Yok ya, gitti. Onun dışında zaten yavruları aldığım zaman aşağıda benim bir tane daha akvaryumum var. O akvaryumda boylandırma yapacağım. Ondan sonra satacağım yani. Ya da vereceğim birilerine. Öyle yapmayı planlıyorum. Zaten akvaryumda tanıtmış oldum. Bu kadardı. Şöyle uzaktan da şöyle bir çekeyim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar dediğim gibi. Tabii biz büyüteceğim. Belki birkaç şey daha yaparım bu akvaryum için. Onun dışında pek bir elleme yapmayacağım. Bundan sonra böyle kalacak. O zaman arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ya da kanalıma destek olmak ve büyütmek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.